geldiniz. Geçer günler bitmez dilen geceler olur aylar yıllar. Bitmez dilen geceler olur aylar yıllar. Bu onlar için işte öyle. Ne demekse bu onlar için işte öyle. Kimsin Mahmut Kardeşler? Yeni Ağustos gelse müziğe başlangıcımız bir, müzik bir aşk biliyorsunuz yani sanat aşkı. Bu bizim içimizde bu tutku çok küçük yaşlarda başladı. Aslında ilkokul yani 50 yıl da doldu diyebilirim. Ama biz bunu 1980'li yılların başlarında o zaman bir Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konserde ilk defa sahneye çıkmıştık. Ona atfediyoruz ve aynı zamanda o sene ben 1982'de çok değerli bir müzik hocasıyla Semahattin Cem, keman hocamla tanışmıştım. Başlangıcı o ana o şekilde veriyoruz. Ama daha sonraki yıllarda tabii eğitimimiz sürdü. Koro çalışmalarımız oldu. Örneğin üniversitede bir çok sesli koro, İstanbul Üniversitesi Çok Sesli Korosu. Ardından Timur Selçuk'la bir çalışmamız oldu. Timur Selçuk'la onun dershanesinde 3 yıl talebesi olarak ve konservatuvarda da yine 3 yıl Batı Şan bölümünde okuduk. Yani hocalar, eğitim çok önemli tabii ki. Biz içimizde bir aşk vardı ama bu aşkı körükleyen ve bizi eğiten hocalara ben buradan bir saygı göstermek istiyorum. Bundan sonra bizim bir koro çalışmamız olacak. Çok yakında yeni başlatacağımız büyük heyecanımız o. Çok sesli bir koro. Daha önceki yıllarda biz bir koro kurduk. 10 yıl süreyle Türkiye'nin ilk görme engellerden kurulu çok sesli korosunun şefliğini yaptı. Kurucu şefliğini. Ama o koro tabii belli bir zaman sonra bir ara verilmişti. Pandemi döneminde tekrar başladık. Daha doğrusu pandemiden önce başladık. Pandemiye takıldık diyeyim. Şimdi tekrar önümüzdeki aydan itibaren yani Kasım ayı itibariyle bu çalışmayı başlatmak istiyoruz. Konserlerimiz ayrıca tabii orkestralarla ikili olarak da devam edecek. Şimdi biz bu 40. yıl konserimizi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde veriyoruz Ataköy'de. Yunus Emre'yi de çok severiz, çok seviyoruz. 700 yıl öncesinden bize seslenen o değerli bir usta aslında. Ve insanları birleştirmek için yazmış hep bütün mısralarını, bütün dizelerini. Biz de hayatımızda hep orkestralar, müzik toplulukları kurduk. Yani birlikte olmak, bir olmak ve bunun hani siyasetten işte iş dünyasına kadar ve yine sivil toplum örgütlerinden bütün aileye kadar, aile yaşantısına kadar bu birlikteliğin Türkiye'yi kapsamasını, kucaklamasını istiyoruz ki çok daha hızlı ilerleyebilelim diye. Şimdi tabii müzikal anlamda bakıldığında ikiz, yani iki kardeş olmak ve ikiz olmak büyük bir avantaj. Çünkü müzikte uyum, ensemble diye bir şey var. Bunu sağlamanın biraz kolay yolu oluyor. Çünkü sürekli beraberiz. Duygular da çok tabii birbirine yakın. Ama tabii ki yolda yani o iki kişi yeterli değil tabii ki. Yolda bir sürü müzikte arkadaşlarımız, yoldaşlarımız oldu. Güzel tarafı bu 40. yıl kutlamamızda sağ olsunlar kırmadılar. Herkes, hepsi uzaklardan, bir yerlerden koştular, geldiler bu akşam. Müzik biraz ayrıcalık belki ama hayata gelmiş olmak ayrıcalık, nefes almak ayrıcalık. Biz gerçekten hani görme engeli baktığınızda yani yerin bir empati yaptığınızda belki çok zor bir engel gibi gözükür ama yani biz o şekilde hissetmiyoruz. Hayatı çok, bakın düşünün, yaşımız 60'a yaklaşıyor. İkimizi toplayınca yüzü çoktan geçti. Ona rağmen her sabah büyük bir heyecanla, bugün bizim için yeni bir gün, yeni doğan gün, ışık, yeni her yeni gün, doğan gün bizim için bir ışıktır diyoruz. Bizim ışıklarımız içimizde yanıyor. Bu şekilde sevinçle uyanıyoruz. Bunu bize sağlayan ne biliyor musunuz? Sanat.